Merhaba arkadaşlar, Arı yayınları Fenito Fen Bilimleri Atölyem kitabı 5. sınıf 2. üniteyle devam ediyoruz. Ünitemizin adı Canlılar Dünyası. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz sevinirim. Evet arkadaşlar, ilk başta canlıları 4'e ayırıyoruz. Canlılar, bitkiler, hayvanlar, mantarlar ve mikroskobik canlılar olmak üzere bilim adamları tarafından 4'e ayrılmıştır. Yani sınıflandırılmıştır. İşte nasıl sınıflandırılmıştır? Arkadaşlar mesela okula geliyorsunuz. Okulda 5. sınıf, 6. sınıf, 7. sınıf, 8. sınıflar var. Sınıf yaş gruplarınıza göre ayrılmışsınız. Veya bir kütüphaneye gittiğimizi düşünelim. Kütüphanede işte çocuk kitapları bir yerdedir. Tarih kitapları bir yerde. Edebiyat konuları bir yerdedir. İşte coğrafya ile ilgili konular bir yerdedir. Yani aradığımızı çok daha kolay bulabiliriz. Veya bir markete gittiğimiz zaman işte süt ürünleri bir reyondadır. Gıda ürünleri başka bir reyondadır. Temizlik malzemeleri başka bir reyondadır. Yani aradıklarımızı daha kolay buluyoruz bu sayede, değil mi arkadaşlar? Yani gidip de işte çocuk kitaplarının içinden bir tarih kitabı çıkmıyor kütüphanede. Veya siz işte gıda ürünleri ararken işte pirinç var, nohut var, fasulye var. Bunların arasından çocuk bezi çıkmıyor, değil mi? Aradığımızı daha kolay bulmamızı sağlıyor sınıflandırmak, gruplandırmak. İşte bilim adamları da canlıları daha kolay anlayabilmemiz, özelliklerini daha iyi kavrayabilmemiz için ilk başta 4 ana gruba ayırmış. Bitkiler, hayvanlar, mantarlar ve mikroskobik canlılar olarak. Şuradan hemen okuyalım. Canlıları incelemeyi ve canlılarla ilgili bilgilerin öğrenilmesini kolaylaştırmak isteyen bilim insanları canlıları benzer ve farklı özelliklerine göre sınıflandırmışlardır. Canlıları 4 ana başlık altında toplamışlar. Mikroskobik canlılar, mantarlar, bitkiler ve hayvanlar. Evet, burada nasıl olur, mantarlar da bitki değil mi diye düşünenler olabilir aramızda. Evet, birçok insanın yanıldığı konu arkadaşlar. Mantarlar bitki değildir. Mantarlar da ayrı bir grupta inceleniyor. Bunun en büyük sebebi de arkadaşlar, bitkiler kendi besinlerini kendileri üretebilir. Ancak mantarlar kendi besinlerini kendileri üretemiyorlar. Mikroskobik canlılarla başlayalım. Mikroskobik canlılar çıplak gözle göremediğimiz canlılara mikroskobik canlılar diyoruz arkadaşlar. Yani mikroskop yardımıyla görülebilen canlılardır. Yani işte gözlükle, büyüteçle falan da göremeyiz arkadaşlar. Bunları görebilmek için bize mikroskop lazım. Bakteri, amip, öglena, paramesyum gibi canlılar arkadaşlar mikroskobik canlılara örnektir. Mikroskobik canlılar arkadaşlar yararlı ve zararlı olmak üzere 2 gruba ayırıyoruz. Yararlı mikroskobik canlılar topraktaki atık maddeleri çürütüyorlar. Yani hamurdan ekmek yapılmasını, sütten yoğurt yapılmasını, sütten peynir yapılmasını, üzümden sirke yapılmasını sağlıyorlar. Aşı ve antibiyotik üretiminde de arkadaşlar yararlı mikroskobik canlılardan faydalanılıyor. İşte topraktaki atık canlıları çürütür dedik ya arkadaşlar. Nasıl? Yani mesela bir yaprak yere düştü diyelim. Bu yaprak parçası bir süre sonra bakıyoruz yok olmuş, kaybolmuş. Mikroskobik canlılar bu yaprağı çürütüp, ufalayıp toprağa karışmasını sağlıyorlar. Veya işte bir kenarda bir hayvanın ölüsünü gördük. Bu ölü arkadaşlar kimse oradan oynatmasa bile bir süre sonra bir bakıyorsun. Oradaki işte hayvanın ölüsü, atığı diyelim, yok olmuş gitmiş. Nasıl oluyor? Mikroskobik canlılar o canlıyı parçalayarak arkadaşlar toprağa karışmasını sağlıyorlar. Yani mikroskobik canlılar bu yönden de önemli arkadaşlar. Hamurdan ekmek, mesela ekmek hamurunu arkadaşlar mayalarken mikroskobik canlılardan faydalanıyoruz. Ekmeğin kabarmasını, çoğalmasını sağlıyor mikroskobik canlılar. Veya işte süte bir kaşık yoğurt sürüyoruz arkadaşlar. Uygun şartları sağlıyoruz. Üstünü örtüyoruz. İşte ılık olması lazım. Bir süre sonra bir bakıyoruz. İçinde sütten yoğurda dönüşmüş. Veya üzümden sirke yapılması da yine aynı mantıkla arkadaşlar. Mikroskobik canlılar sayesinde oluyor. işte aşı, antibiyotik üretiminde yine yararlı mikroskobik canlılar kullanılıyor. Peki zararlı mikroskobik canlılar da var arkadaşlar. Bunlar nelerdir? Dişlerimizin çürümesine sebep olanlar, yiyeceklerin bozulmasına sebep olanlar, işte küflenmesine falan, hastalıklara sebep olan zararlı mikroskobik canlılar da var tabii ki. Zaten mikroskobik canlı deyince aklımıza direkt aslında sanki sadece olumsuz yönleri varmış gibi geliyor ama yukarıda saydığımız gibi mikroskobik canlıların olumlu tarafları da vardır. Mikroskobik canlılar mikroskop adı verilen araçla görülebilirler. Mikroskop kullanılırken arkadaşlar hijyen kurallarına da dikkat etmemiz gerekiyor. Mantarlara bakarsak mantarlar küf mantarı, parazit mantar, maya mantarı, şapkalı mantar gibi 4 gruba ayırıyoruz arkadaşlar mantarları. Küf mantarları yiyeceklerin küflenmesine sebep olan mantarlar arkadaşlar. Küfleniyor küf mantarı. Parazit mantarlar diğer ismi arkadaşlar bunlar hastalık yapan mantarlardır. Parazit mantarlar işte tırnaklarımızdaki mantar, yani saç kıran, işte saçta belli kısımlar dökülüyor mesela saç kıran hastalığında. Pamukçuk işte genellikle bebeklerin ağzında çıkar pamukçuk arkadaşlar. Bu gibi hastalıklara parazit mantarlar sebep oluyor. Maya mantarı var arkadaşlar. Maya mantarları ekmek, peynir ve yoğurt yapımında kullanılan mantarlardır. Şapkalı mantar dediğimiz arkadaşlar işte dışarıda hazır alıp da yediğimiz mantarlar. Yani pazardan, marketten, manavdan aldığımız mantarlar şapkalı mantarlara örnektir. Şapkalı mantarlar proteince zengin ürünlerdir arkadaşlar. Bazı şapkalı mantarlar zehirli olduğu için besin olarak tüketmek için üretilen kültür mantarlara yenilmelidir. Yani bu ormanlardan falan toplanıp yenilen mantarlar da var arkadaşlar. Ancak her mantar yenilmez, zehirlenmeye sebep olabilir. Ölüme kadar götürebilir. O yüzden bilmediğimiz mantarları yemek çok tehlikeli, riskli. O yüzden işte bu pazarda, manavda satılan kültür mantarları, yani insanların yetiştirmiş olduğu, ne olduğu belli olan mantarları yemek çok daha güvenli oluyor arkadaşlar. Küf mantarı, parazit veya maya mantarlarını çıplak gözle görülemezler. O yüzden aynı zamanda mikroskobik canlıdır bunlar ama şapkalı mantarları arkadaşlar görebiliyoruz çıplak gözle. Bir not etkinliğimize bakalım. Karın ağrısı, şişkinlik ve ishal şikayetiyle hastanelere başvuran kişilere kolera tanısı konulması sebebiyle Sağlık Bakanlığı harekete geçmiş, bölgedeki içme suyunun incelenmesi için uzman kişiler görevlendirmiştir. Verilen Sağlık Bakanlığı bilgilendirmesinden yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız diyor. Evet, uzman kişiler suyu incelerken hangi araçtan faydalanacaklar arkadaşlar? Evet, mikroskoptan faydalanacaklar değil mi? Mikroskoptan faydalanacaklardır. Gözle göremeyen canlıları görebilmek için mikroskoptan faydalanacaklar. Sularda hastalığa sebep olan etken ne olabilir? Evet arkadaşlar ne olabilir? Farkında olmadan gözle göremediğimiz canlılardır değil mi? Suya baktığınız zaman belki temiz görünüyor olabilir ama içinde yaşayan mikroskobik canlılardan haberimiz yok arkadaşlar. Uzman kişilerin suyu incelerken dikkat etmesi gerekenler nelerdir arkadaşlar? Şimdi bunu incelerken de arkadaşlar uzman kişiler hastalığa yakalanmamak için kendilerinin sağlığı için gerekli önlemleri almalılar. Nedir arkadaşlar? Koruyucu bir önlük giymeliler, koruyucu bir gözlük takmalılar, eldiven giymeliler, maske takmalılar. İncelemeleri bittikten sonra da ellerini bol suyla ve sabunla iyice arkadaşlar yıkamalılardır. 2 nolu etkinliğimize bakalım. Mikroskopta soğan zarının incelenmesiyle ilgili işlem basamakları karışık olarak verilmiş. Doğru sıralamayı diyor aşağıdaki boşluğa yazınız. Neler yapılmış arkadaşlar? Soğan zarı lam ve lamel arasına su damlatılarak yerleştirilir diyor. Lam dediği arkadaşlar şu büyük cam parçası lam. Daha küçük daha ince olansa arkadaşlar lamel deniyor. Mikroskop camlarının temiz olduğundan emin olunuz. Şu büyük olan lam, küçük olan lamel. Eldivenler giyilip diğer güvenlik önlemleri alınır. İncelenecek o örnek mikroskoba yerleştirilerek gözleme başlanır. Soğan bu şekilde ortadan bölünür. Soğan zarı bir pens yardımı ile ayrılır. Evet arkadaşlar, bunun sıralamasını yapacak olursak en başta arkadaşlar 3 numarayla başlarız. Yani eldivenleri giyip diğer güvenlik önlemlerini alırız. Daha sonra arkadaşlar soğanı bir bıçak yardımıyla keseriz, ikiye böleriz. Daha sonra arkadaşlar soğan zarını bir pens yardımıyla ayırıyoruz soğandan. Daha sonra mikroskop camlarının temiz olduğundan emin oluyoruz, lam ve lamelin yani. Daha sonra lam ve lamelin arasına su damlatılarak yerleştirilir. Ve en son olarak da arkadaşlar incelenecek örnek mikroskoba yerleştirilip gözlemimize başlayabiliriz. Yani sıralamamız arkadaşlar 3, 5, 6, 2, 1 ve 4. 3 nolu etkinliğimize bakalım. Verilen örnekleri uygun mantar çeşidine göre tabloda işaretleyiniz diyor. Nemli ortamlarda yaşayan, zehirli veya zehirsiz olabilen mantarlardır. Bunlar arkadaşlar şapkalı mantarlar, yiyebildiğimiz ama işte çoğunluğunda zehirli olma ihtimali yüksek olan mantarlara biz şapkalı mantarlar diyoruz. Tek hücrelidirler. Hamurun kabarmasını sağlayan arkadaşlar nedir? Maya mantarlarıdır. Nemli ortamlarda besinlerin üzerinde oluşan mantar türü, evet, küflendiren yani arkadaşlar küf mantarıdır. Hastalık yapıcı, diğer adı neydi arkadaşlar? Parazit mantardı. Hastalık yapıcı mantar türü de arkadaşlar parazit mantarlar. Dördüncü etkinliğimiz mantarlar ile ilgili doğru yanlış etkinliğini tamamlayınız. Şapkalı mantarların hepsi yenebilir. Hayır arkadaşlar, hepsi yenmez, yanlış, tehlikeli demiştik. Zehirlenmeye sebep olup ölüme kadar götürebilir, çok riskli. Mantarlar bitkidir. Hayır, mantarlar ayrı bir canlı grubudur demiştik arkadaşlar, yanlış. Şapkalı mantarlar besinlerini kendileri üretebilir. Hayır arkadaşlar, zaten mantarlar kendi besinlerini kendileri üretemediği için bitki sayılmıyorlar. Yani kendi besini kendisi üretenler bitkiler arkadaşlar. Mantarlar kendi besini kendisi üretemediği için zaten bitkiler grubuna kabul edilmiyor. Limonun küflenmesinin sebebi küf mantarlarıdır. Evet, küflenmeye sebep arkadaşlar küf mantarlarıdır. Doğru. Parazit mantarlar yani neydi arkadaşlar? Hastalık yapan mantarlar. El ve ayaklarda hastalıklara sebep olabilir. Doğru. Arkadaşlar o yüzden başkalarının malzemelerini kullanmak risklidir. Ne diyeyim, mesela çorap gibi, eldiven veya işte tırnak makası gibi el ve ayaklarla temas eden ürünlerini, başkasının ürününü kullanmak bizlerde de hastalığa sebep olabilir. O yüzden başkasının malzemelerini kullanmamamıza önem gösterelim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.